Zura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam hani bir, bir konu var yani bazı insanlar bunu çok kullanıyorlar işte Allahu Teala'ya yakınlaşmak veya Allahu Teala'ya yaklaşmak diye. Ben şimdi bunun e, formülü de olabilecek e, inşallah cevabın içerisinde e, bir soru yöneltmek istiyorum size. Bir insan, bir Müslüman, bir insan iman etti. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına da uydu. Bunları da yaptı. Eee... Bu durumda o Allahü Teala'ya yaklaşmış olur mu? Hatta öyle bir şey ki hani bir derece var ya hani işte tasavvufta bahsedilen dereceler insanın yüksekliği ile alakalı. Buralarda bu bu yolda da bir derece kazanma imkanı elde etmiş olur. Mu? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda çok açık net anlatmış şehri sünnet alimleri daha doğrusu açıklamadıkları bir şey bırakmamışlar. Allah-u Teala bizim de anlayışımızı artırsın. Onların yazdığı kitapları okumayı nasip etsin bizlere. Ah. İnsanlar iman edip İslamiyet'in emirlerine uyar. Yasaklarından sakınırsa, sakınırlarsa yükselirler buyuruyor. Hatta meleklerden üstün olurlar. Orayı biraz açmışlar. Ya meleklerden nasıl üstün olur? Şimdi melek bu derecede yaratıldı. Nefis olmadığı için ne aşağı düşer ne yukarı çıkar. Orada kalır. Orada kalır. Bu derecede kalır. Hmm. Yaratılırken dereceleri yukarıda yaratılmıştır, aşağıda yaratılmıştır. Ortada aynı yaratılmıştır. şekilde Şikayetçi de değildir, nefis olmadığı için. Ben niye buradayım falan yok. Cenab-ı Hak ne emir verdiyse onu yaparlar. Ama e, insanda nefis var. Nefis, nefis isyan etmek, inkar etmek, günahlar peşinde dolaşmak. Sen buna <laughs> muhalefet edince, muhalefet edince yükselmeye başlıyorsun. Meleklerin de üstüne çıkar buyruluyor. Ama tersi de olur nefislerine kötü arkadaşlara uyarak İslamiyet'ten uzaklaşırlarsa bu sefer de alçalırlar. İman etmeyip nefsini kuvvetlendirenler hayvanlardan aşağı olur. Nitekim Araf suresinin 178 ve Furkan suresinin 44. ayet-i kerimelerinde mealen hatta onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar buyurulmaktadır. Biz bunu zamanımızda çok net görüyoruz. Oha diyorsun ya kelli felli kravat munavat falan. Hayvandan adi bu herif diyorsun. veya hayvandan adi bu kadın diyorsun. Bir insan bu kadar alçalamaz diyorsun mesela. Diyorsun yani. E zaman zaman televizyon ekranlarına geliyor. Birisi bir iyilik yapmış. Aa ölmemiş demek ki bunlar falan. E şimdi eskiden herkes iyilik yapıyordu. Şimdi nadiren görülünce, nadiren görülünce aha kahraman insan ilan varmış aha, aramızda. Ka ve kahraman ilan kahraman ediliyor. Oluyor. Tabii, kahraman ilan ediliyor. E, dolayısıyla hayvandan aşağı olur. Yani insan insan yapan e, hani ortaya koymuş olduğu hal ve tavırlarıdır. Eseridir diye geçiyor. Eseridir diye geçiyor. E, hani bir söz var ya... E, merkep ölür, Semeri insan olur, insan ölür. Kalır eseri. Kalır eseri. Ee, dolayısıyla insanın ortaya koyduğu davranıştır. Onu insan yapan. Yoksa hayvanı, hayvanlar bile kendi aralarında, kendi aralarında belli bir hiyerarşisi var. Ona uyuyorlar. Vahşi hayvanlar da uyuyor, diğerler doyuyor. Yani bizi izleyen ve dinleyenler de takip etmişlerdir. Mesela bu belgesellerde falan. Hayvanlarda bile var. Mesela arslanlar bir av avlar getirirler. Önce kral aslan gelir. O karnı doyur çekilir. Ondan sonra öbürleri gelir. Aslan su içmeye gelince diğerleri yer veriyor mesela. Diğerleri yer veriyor. Şeyler de bile oluyor mesela. En küçüklerinde serçeler bile kuşlarda. Ya bakıyorsun bir reisler oluyor. O gelince kenara çekiliyor. Güvercinlerde de var. Kargalarda var. Martılarda var. İstanbul'dakiler bilir. Yani büyüge nohu falan diyor. Hepsi diyor ki ben yiyeyim doyayım ondan sana Hakikaten onlar bekliyor böyle. O yiyecek doyacak gidecek öbürleri gelecek. Kendi aralarında hiyerarşileri var mı? Var. Evet. Ama hayvanlarda akıl yok. Nefs de yok. Hayvanlarda akıl da yok, nefs de yok. Ama insanda Allah-u Teala akıl da vermiş, nefs de vermiş. O nefse, meleklerde yok işte bu. O nefse muhalefet ederse yükseliyor. Hayvanlarda akıl ve meleklere benzeyen ruh yoktur. Bu sebeple şefetlerine uymaları suç işlemez, suç olmaz. İnsanlara ise akıl ışığı verilmiş olduğundan nefislerine uymaları, doğru yoldan sapmaları çok çirkin olur. İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri buyuruyor ki, Dünya sevgisi ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah-u Teala'yı unutur. Beden onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Bir kimse ibadetini yapmaz ve geçiminde kazancında Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını gözetmezse dünyaya düşkün olmuş olur. Allah-u Teala herkesin kalbini bundan soğutur, bunu kimse sevmez. Yani yani Allah-u yarattığı şeyleri kalbine doldurursa, çerçöpü doldurursa bunun derecesi düşüyor. Artık antipatik oluyor veya işte negatif enerji yaymaya başlıyor. Evet, negatif enerji yaymaya başlıyor. İslamiyetin emir ve yasakları hem bedene hem de kalbedir. Çünkü nefsin temizlenmesi bu ikisinin İslamiyet'e uymasına bağlıdır buyuruyor. Sözlerde, işlerde ve inanmakta İslamiyet'ten ayrılmamaya bu sebepten dolayı çok dikkat etmelidir. Bunlara uymak berekettir ve he hep iyiliklere kavuşturur. İslamiyet'ten ayrılmak ise insanı utandırır ve felakete götürür. Benna'n-ı Hamman Hazretleri allah Teala'dan uzaklaşan kimse batıl yollara sapar buyurmuştur. Hakikaten öyle olmuş. Şimdi mesela zamanımızda falan var. Adam oturuyor kendiliğiyle bir taştan heykel yapıyor koyuyor ona tapıyor. Tahtadan yapıyor tapıyor. Veya şimdi mermerden yapıyor cilalıyor boyalıyor ondan sonra ne bileyim ben altın suyuyla veyahut da altınla falan onu süslüyor. Ne diyorsun ya? Bu ahmak mı? İşte belhüm edal. Hayvandan aşağı oluyor. Hayvandan aşağı oluyor. Ve bu tip insanlar insanların indinde de herhangi bir değeri kıymeti olmuyor. Dünya siyasetinde de öyle. Bunlar pek kale alınmıyor. İtibar da edilmiyor. Ha sırtlarını sıvazlıyorlar sadece aynı şekilde onları sömürmek için yapıyorlar. O kadar. Yoksa insansın sen gene otur bunları diye bir değerleri de olmuyor. Niye? Efendim işte başka insanlar kıymet mi? Hayır. O kendisi bir kere o kıymeti sıyırmış atmış. Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu o meziyeti söküp atmış. Allah-u Teala'yı tanımamak suretiyle. allah Teala'nın yarattığı şeyleri kendisine put edinmek suretiyle allah Teala'nın kendisine verdiği eşrefi mahlukat yani yaratılanların en eş, şereflisi makamından istifa etmiş. Ayrılmış. Kendi rızasıyla. Kendi rızasıyla. Kendi eliyle. Tabi. İnsanların birbirlerine üstün olmaları Allahu Teala'ya olan yakın olmaları ile ölçülür. Bu konuda İslam alimlerinin ve evliya kiram büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri imanın olgun olması yakinin çok olmasındandır. Kalp Allahu Teala'ya ne kadar çok yakın olursa iman ve yakin de çok olur. Bedene bağlılık da o kadar az olur buyurmuştur. Yani dönüp dolaşıp iş kalbe geliyor. Onun için de hani girerken de söylediniz işte tasavvuf büyükleri de anlatmış dediniz ya. Tasavvuf büyükleri neyi hedef almışlar? insanın terbiyesini. Zaten emir ve yasaklar e, fıkıh alimleri tarafından, müştehit alimleri tarafından bildirilmiş. Bunları, bu tasavvuf büyükleri insanlara severek yaptırıyorlar kalplerindeki dünya sevgisini. Yani allah Teala'nın yaratmış olduğu mahlukat ne olursa olsun, ne olursa olsun bunu çıkarmaya uğraşıyorlar. Hatta bir hadise anlatırım Muhiddin Arabi Hazretleri anlatıyor. E, buyuruyor ki seyahat ediyordum. İskenderiye'ye gidiyordum diyor. Bir sahil kasabasından geçiyordum deniz kenarından. Bakmış adam birisi işte denizden balık tutuyor elinde oltası var kovası var. Geride de sazdan yapılmış bir kulübesi var. Üstü başı da dökülüyor. Oradan geçerken bu balıkçı görmüş Muhittin Arabi Hazretleri'ni. Bakmış siz demiş yabancısınız. Gittiği istikamete bakmış demiş İskenderiye mi gidiyorsunuz? Evet demiş oraya gidiyorum. Peki demiş sona dönecek misiniz? E döneceğim demiş. Buradan mı geçeceksiniz? Evet demiş buradan geçeceğim. Ya demiş İskenderiye'de benim bu hocam var demiş ya. Ona bir demiş selam mı söyle de demiş hani ben bir türlü aynı şekilde kendimi kalbimi tedavi edemiyorum. Bir nasihat işte. Bir nasihat etsin. Olur demiş falan. Gidiyor hakikaten işlerini bitiriyor İskenderiye'den hatırına gelmiş. O ismini de söylemiş. Gitmiş aramış bulmuş. Bakmış aynı şekilde bir saray yavrusunda oturuyor. Köşkte oturuyor. Köşkte oturuyor falan. Ondan sonra bakmış atlas sallar, atlas minderler. Neyse dönmüş. Takı, e, demiş böyle böyle bir talebeniz Hadi Ha demiş söyle ona dünyayı kalbine çıkarsın demiş. Hatta Muhyiddin Arabi Hazretleri Allah Allah demiş. Bu sarayda oturuyor. Atlas hallar, atlas minderler, dünya. O demiş sazdan kulübe. Üstü başı dökülüyor. Neyse gelmiş. Beni yine dermezmiş Geliyor oraya. E diyor ki gördüm hocam gördüm. Ne, ne dedi, ne buyurdu. Selam söyledi. Başka? Söyle ona kalbinden dünyayı çıkarsın. Adam Allah demiş düşmüş. Neyse bay, ya e, ayılınca. ben senin hocanı gördüm. O zatı gördüm ben demiş. Bir saray yavrusunda oturuyor. Hizmetçileri falan var. Senin demiş her tarafın dökülüyor. Doğru demiş. O saray yavrusunda oturuyor ama hiçbirisi gönlünde değil. Ya be arkadaş demiş şu kovayı, şu sazdan kulübeyi demiş, şu oltayı kalbinden çıkaramadım demiş ya. Hani bazılarının hatırına gelebilir. <laughs> Efendim dünya. Ya bu, bunu çıkaramadım diyor. Dünya bu işte. Dünya bu işte. Yani bir şeye takıldıysan bir şeye takıldıysan o dünya mı? Tabii ki o. Hadis-i Kursi'de allah Teala buyuruyor ki kulun bana biraz yaklaşırsa ben ona çok yaklaşırım. Kulun bana çok yaklaşırsa ben ona daha çok yaklaşırım. Kulun farzlarla birlikte çok nafile ibadet edin, ibadet de yapınca bana öyle yaklaşır ki onu çok severim. Onu sevince dualarını kabul ederim. Onun görmesi, işitmesi ve gücü yetmesi benimle olur buyuruyor. Bundan daha büyük derece olur. Mu? Peki. Formül ne? belli. Cenab-ı Hak hepimize nasip eder inşallah. İnşallah. Da. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamızdan yine önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalın. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Ölmeden önce tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız. Zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşursunuz. You know? Kamil Mihal, Saadet-i Ebediye Saadet nedir? Dünyadaki bütün insanlar, mes'ud olmak ister. Fakat, mes'ud olan pek azdır. Neden bu böyledir? Çünkü, saadetin neden ibaret olduğu bilinmiyor. Asıl iş, saadetin ne olduğunu bilmektedir. Saadet, yalnız dünya saadetinden ibaret değildir. Aksine asıl saadet ahiret saadetini elde etmektir. Ahiret saadeti nasıl elde edilir? Ahiret saadeti için Allahü Teala'nın kanunlarına ve emirlerine yani Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamberimizin aleyhisselam sözlerine itaat etmek lazımdır. Allahü Teala'nın emirleri arasında öldükten sonra tekrar dirilmek yani ahirete inanmak da vardır. Cenab-ı Hak ahiretin nihayetsiz olduğunu, ebedi olduğunu bize bildiriyor. Dünya hayatı ise sayılı günlerden ibarettir. O halde saadet iki başlı demektir. Biri ahiret saadeti öteki dünya saadeti bu iki saadetten hangisi önemlidir bunu akıl ve izan sahibi insanlar kolaylıkla anlayabilir aklımız ve izanımız ahiret hayatının dünya hayatıyla mukayese edilemeyecek kadar önemli olduğunu bize gösterir buna rağmen insanların dünya için gösterdikleri gayret ve çalışmaların onda birini bile ahiret için göstermedikleri meydandadır. Bunun akibetinin ne kadar acı ve ne kadar korkunç olduğuna acaba inanmıyor muyuz? İnanmıyorsak kurtuluş ümidi yoktur. Allahü Teala'ya inanmayanların yeri ebedi olarak cehennemde yanmaktır. Eğer inanıyorsak Allahü Teala'nın emirlerini yapmamak bir gaflet, bir nevi uyku ve bir dalalettir. Bu uykudan uyanamayanlara yazıklar olsun. Eshab-ı Kiram Aleyhimür Redvan Cennetle müjdelenen on sahabiden biri Hazreti Talha bin Ubeydullah Şam'daki rahip ve müjdelenen peygambere iman. Talha bin Ubeydullah ile Zübeyr bin Avvam cennette komşularımdır. Peygamberlerden sonra insanların en üstünlerini ve o üstünlerin de en büyüklerinden birini daha anlatacağız bu bölümümüzde. Daha 11 yaşındayken Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh vesile olmasıyla Müslüman olan bir büyükten söz edeceğiz. Ömrünü, malını, canını, bütün canların canı olan Efendimiz Aleyhisselam'a feda eden o güzeller güzelinin birçok iltifatına mazhar olan Hazreti Talha bin Ubeydullah Hazretlerini anlatacağız. Talha bin Ubeydullah bir tacirdir ve sürekli seyahatlerde bulunmaktadır. O yine bu ticareti icabı gittiği Şam taraflarında karşılaşacağı bir kimsenin onu anlatılmaz akılların ötesinde bir şerefe kavuşturacağından habersiz bir şekilde ticaretini yapmaktayken, bir panayırda bir ses duyar. Sesin sahibi bir rahiptir ve şöyle seslenmektedir kalabalığa. Bugün Mekke'den gelen kimse var mı? Hazreti Talha merakla yanına yaklaştığı rahibe ben Mekkeliyim der ve ne olacağını beklemeye koyulur. Rahip büyük bir heyecanla, Ahmet zuhur etti mi? diye sorar. Bunun üzerine şaşıran Talha, Ahmet kimdir? diye soruya cevap verirken, daha bir meraklanır. Talha bin Ubeydullah'ı, Talha bin Ubeydullah Hazretleri, radıyallahu anh, yapacak olan büyük şerefin, bilinmeyecek yüksekliklere kavuşmasının ilk kilometre taşı, rahibin vereceği cevapla döşenmiş olacaktır. Der ki rahip, o peygamberlerin sonuncusudur. Onun zuhur edeceği şehir Mekke'dir. O Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğludur. Bir anda altüst olan Talha, rahipten bazı detay bilgiler alınca, şaşkınlığı son raddeye çıkar. Evet, rahip, o harem-i şeriften çıkarılacak, hurmalık, taşlık ve çorak bir yere hicret edecektir, der. Şam'da bulunan bir rahip, bunları nereden bilmektedir? Ve gelecekten haber verdiği bu husus konusunda, nasıl bu kadar emin konuşmaktadır? O zamanlar için, Talha bin Ubeydullah'ın bilmediği, fakat ehli kitabın çok iyi bildiği, beklediği bir büyük peygamber vardır. Çünkü o beklenen resuldür. Peygamberlerin geleceğini müjdelediği, vasıflarını ve geleceği zamanın özelliklerinin Yahudilere Tevrat'ta, Hristiyanlara İncil'de bildirildiği peygamberler peygamberidir. Hem Hristiyanların hem Yahudilerin iyi bildiği hakikatler elbette vardır. İşte bu rahip bunun için işaret edilen zamanın geldiğini iyi bilmektedir. Çünkü hakiki İncil'de Efendimiz aleyhisselam'ın müjdesi şöyle bildirilmektedir. Rab tarafından çıkıp gelecek o Münhamenna ki bu ifade Süryanice'de Muhammed demektir. Gelmiş olsaydı o bana şehadet ederdi siz de şehadet edersiniz. Çünkü öteden beri benimle birlikte bulunuyorsunuz. Ben bunları size söyledim ki, şüpheye düşmeyesiniz ve sürçmeyesiniz. Kur'an-ı Kerim'in Saf Suresi 6. ayeti i Kerimesinde, İsa aleyhisselamın bu daveti ve Efendimiz aleyhisselamı müjdelemesi ise şöyle anlatılmaktadır. Hani Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam demişti ki, Ey İsrail oğulları! Ben size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Tevrat'ın tasdik edicisi ve benden sonra gelecek bir peygamberin müjdecisi olarak geldim ki, o peygamberin ismi Ahmet'tir. İşte bunları pek iyi bilen bu rahibin söyledikleriyle, İçinde fırtınalar kopan Talha bin Ubeydullah, ticareti, kârı, malı, mülkü unutur. Hemen Mekke'ye gelir. Rahibin söyledikleri kalbinde büyük tesirler bırakan Talha, dostlarına, konunun hassasiyetine binaen, üstü kapalı bir şekilde sorar. Mekke'de kayda değer bir şey var mı? Bu soru aslında sıradan gibi görünse de, onun, cevabını aradığı en önemli sorudur bu zamanlarda hayatında ve beklenen cevap bir dostundan gelir evet abdullah'ın oğlu muhammedül emin peygamber olarak gönderildiğini açıkladı ebu bekir de ona inandı tabi oldu talha bin ubeydullah'ın iç dünyasında büyük fırtınalar esmektedir Sahi ne kadar da çabuk değişmiştir bir şeyler. Şam'da bu sırada rastladığı rahibin söyledikleri, şimdi ise Mekke'de duydukları. Fakat Hazreti Ebu Bekr ona aleyhisselam tabi olduğu ifadesi onun içini rahatlatacak bir haberdir. Çünkü o Hazreti Ebu Bekr'i çok sevmektedir. Vakit kaybetmeden Peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan bu yakın dostunu görmeye gider Hazreti Talha. Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman olduğunu kendisinden de teyit alınca büyük sırrını açıklar. Şam'da başından geçen olayı, rahibin haber verdiği şeyleri bir bir anlatır ona. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Talha'yı yanına alarak alemlerin efendisinin huzuruna götürür. Hazreti Talha orada Müslüman olurken rahibin söylediklerini efendimiz aleyhisselama anlatınca sevgililer sevgilisi tebessüm buyurur, tasdik ederler. Hazreti Talha bin Ubeydullah'ı ve sonsuz saadet kapısını açan iman nimetinin külfeti Ruhunu beş paraya şeytana satmış olan Mekkeli müşrikler, bedenlere pranga vurarak ruhlara hükmedecekleri gibi sefilce bir düşünceyle bu büyük sahabiye de çok eziyet verir, işkencelerin akla gelmeyenlerini tatbik ederler üzerinde. O bütün bu işkenceler karşısında Allah ve Resulünün sevgisiyle kor olmuş bedenine yapılanlara göğüs gerer ve o kâfirlerin bekledikleri sözleri değil, uğruna seve seve şehit olacağı, cennetin anahtarı olan kelimeyi tekrar etmekten geri durmaz. La ilahe illallah, Muhammeden Rasulullah. Peki, nerededir konuştuğu zaman mangalda kül bırakmayan akrabalar? En ufak bir sürtüşmede kılıçlarını sıyıran aşiretler, bir kişi için önüme giden kabileler neden karşı çıkmazlar bu işkencelere? Çünkü onlar hepsi de kâfirdir ve Efendimiz Aleyhisselam'ın emir buyurdukları gibi küfür tek millettir. Değil kabile, değil yakın akraba, herkes tersine döner Hazreti Talha'ya karşı. Çünkü onlar müşriktirler ve onlara göre Talha atalarının yolundan ayrılmış Nefsine tapmanın işareti olan putlara tapınmayı reddetmiştir. Öyle ki bir gün Hazreti Talha'yı ellerinden bağlayıp işkence için götürdükleri zaman onların ardı sıra yürüyen ve çok kötü sözler söyleyen ve birazdan yapılacak işkenceleri teşvik ve tasdik eden bir kadın vardır ve bu kadın Hazreti Talha'nın annesinden başkası değildir. Yine bir gün Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Talha'yı yakalar müşrikler. İkisini iple bağlayıp yine işkence ederler. Bu zahirde sıkıntı gibi görünen durum, iki büyük sahabi için ileride söylenecek güzel bir tabirin çıkış noktası olur ki, bitişikler manasına gelen karinan diye anılırlar. Fakat küfr elbette gidici olacak, Allahü Teala nurunu tamamlayacaktır. Sonraki bölümlerimizde kahramanlıklarını, yüksekliğini anlatmaya devam edeceğimiz Hazreti Talha'ya ve Müslüman olmakla büyük eziyetler çeken diğer eshab-ı kirama elbette gün doğacak. Onlar Rıdvanullah aleyhi ecmaîn ebediyen batmayacak bir güneşin huzmelerinin en kuvvetli şuaları olacaktır bütün zamanlarda İslam ahlakı Hıyanet birine kendini emin tanıttıktan sonra o emniyeti bozacak iş yapmak demektir. Mümin herkesin malını, canını emniyet ettiği kimsedir. Emanet ve hıyanet malda olduğu gibi sözde de olur. Hadis-i şerifte Meşveret edilen kimse emindir, buyruldu. Yani onun doğruyu söyleyeceğine ve sorulanı başkalarından gizleyeceğine emanet olunur, güvenilir. Onun doğru söylemesi vaciptir. İnsan malını emniyet ettiği kimseye bıraktığı gibi, doğru söyleyeceğine emin olduğu kimseyle istişare eder, danışır. Ali İmran suresi 159. ayetinde mealen yapacağın işi önce meşveret et buyuruldu. Meşveret yani danışmak insanı pişman olmaktan koruyan bir kal'a gibidir. Meşveret olunacak kimsenin insanların halini, zamanın ve memleketin şartlarını bilmesi lazımdır. Buna siyaset bilgisi denir. Bundan başka aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören, hatta sıhhati yerinde olması lazımdır. Meşveret olunan kimsenin bilmediğini veya bildiğinin aksini söylemesi günahtır. Hata ile söylemesi günah olmaz. Yukarıdaki şartları taşımayan biriyle meşveret edilirse her iki tarafa günah olur. Din ve dünya işlerinde bilmeyerek fetva verene melekler lanet eder. Bir kimse zararlı olduğunu bilerek bir emir verse Hıyanet etmiş olur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün sizlere bugüne kadar seyretmediğiniz şekilde bir program seyrettirmeye çalışacağız. Bundan sonrası inşallah devam edecek. Güney Kıbrıs'tayız efendim. Lefkoşa'nın Güney Kıbrıs bölgesindeyiz. İnşallah Lefkoşa'daki tarihi eserleri sizlere tanıtmaya çalışacağız. Güney Kıbrıs'ta arkamda gördüğünüz çok enteresan bir tarihi yapı var ve bu tarihi yapı bu tarihi yapı 400 senesini doldurmuş. Osmanlı sayesinde yapılmış. Osmanlı yaptırmamış. Diyeceksiniz ki nasıl olur? Şöyle olur. O hikayeyi burada sizlere anlatmak mecburiyetindeyim. Malum Kıbrıs Adası Lüzinyanlar döneminden itibaren Kudüs elden çıktıktan sonra Lüzinyanlar Kıbrıs'a naklettiler. Burada Kudüs krallığının tacını Magosa'da giydiler. Kıbrıs krallığının tacını da Lefkoşa'da giydiler. Aynı kişi. Ve o sülale devam etti. Bu sülale hakikaten insanların rahat etmesi için e, enteresan sanatkarane yapılar yapmış. Yani medeni yaşamaya çalışmış bir toplum meydana getirmeye gayret ediyordu. O kendilerine göre bir medeniyetleri vardı. Sonra Bizans İmparatorluğu'nun eline geçti bu topraklar. Ondan sonra kısa bir süre Ceneviz'lerin eline geçti. Sonra da Venedikler dediler ki biz bu Akdeniz'in, Karadeniz'in hakemiyiz. Bura bize yakışır. Kıbrıs'ı biz alacağız. Kıbrıs'ı harple aldılar. Ve o zamana kadar buranın halkı dinine, milliyetine bakılmaksızın kendi aralığında kardeşçe yaşarlardı. Herkes kendi ibadetini yapardı. Mısır'daki Memlükler devletine de Venedikliler zamanında Venedikler biraz yaramazlık yapıyordu efendim. Yani Rum halka da çok eziyet ettiler, sıkıntı verdiler kiliselerine sokmaz ettiler efendim. Evlerinden çoluklarını, çocuklarını, kızlarını alıp götürürlerdi. Ve Kıbrıs halkı kiliselere girip de dua ederlerken, pazar dualarında, ayinlerinde şu Osmanlılar gelse de bizi şunların zulmünden kurtarsa diye dua ederlerdi. Hakikaten Venedikler buradaki insanlara insan değil hayvan gözüyle bile bakmıyorlardı. Ve vurdulu kırdılı insanlardı. Kıbrıs'ın neresinden geçerse geçsin, Doğu Akdeniz'de olsun, Batı Akdeniz'de olsun, her tarafta korsanlığın artık kol gezdiği bir düzen kurmuşlardı. Yaşantıları korsanlıklaydı, alın teriyle değil. İnsanları öldürerek, mallarını alarak. Bilhassa Osmanlı'nın hac yolu, deniz yolu daha rahat bir yolculuktu. Kara yolculuğu gibi yorucu değildi. Devlet adamları bu yolu kullanıyorlardı. Buradan Mısır'a gidiyorlar, Mısır'dan da tekrar Cidde yoluyla Mekke-i Mükerreme'ye, oradan da Medine-i Münevvere'ye karayoluyla gidiyorlardı. Veya Osmanlı'nın eşrafından, devlet adamlarından değil de halktan olup da deniz yolunu tercih edenleri, limanlardan İkbanlı'yı yapa yapa gider, Kudüs'te karaya çıkar, Oradan Şam'a gider. Şam'dan çölü Emirül Hac'ın komutasında bir askeri birlikle eşkıyalara hacıları soydurmadan Mekke-i Mükerreme'ye giderlerdi. Yani her halükarda bu deniz yolunu hacca gidenlerimiz ister Mısır yoluyla olsun ister Kudüs yoluyla olsun bu denizi kullanırlardı. Bunlar da ormandaki vahşi çıtalar gibi bir yere sinerler Kıbrıs'ı işte o sinme yerlerinden biriydi Venediklerin. Tabi Osmanlı halkının çok canını yaktığı için birçok devlet başkanı, padişah bunları ikaz ettiler. Bu vurgundan vazgeçin. Bu insanlar ibadete gidiyor. Biz Kudüs'e gidene dokunmuyoruz. Siz de dokunmayın diye. Fakat huylu huyundan vazgeçmedi. Dedi ki Venedikler herhalde Osmanlı artık bir yere gelecek son noktada Kıbrıs'ı alacaktır. Onun içinde 1567'de daha Kıbrıs'taki Osmanlı seferi başlamadan 5 sene önce bu arkamda gördüğünüz kapı Magosa kapıyı yaptırdı. 12 kilometre uzunluğundaki Lefkoşa surlarının 3 kapısı vardı. Girne kapısı, Baf kapısı ve bir de Magosa kapısı. Magosa kapısı diğer kapılara nazaran çok önemli bir müstahkem mevkiydi. Çünkü Lefkoşa'ya gelecek olan istilacılar güneyden Larnaka tarafından gelirdi. Onun için de bu kapıyı müstahkem tuttular. Osmanlı gelirse Tuzla'dan çıkarsa karıya ki çıkarma yeri orasıydı. Buradan eee girebilirler diye. Içerisi de kale gibi, içini de sizlere göstereceğiz. Şimdi Venedikliler 1567'de burayı niye muhkem bir şekilde yaptılar onu da anlatacağım. Şimdi şöyle bir yerimi değiştireyim efendim. Efendim Osmanlı'da topçuluk Fatih Sultan Mehmet Han zamanında çok iyi bir noktaya geldi. Dünyadaki topçulukta en ileri seviyeyi Osmanlı yakalamıştı. Ve birçok savaşlarda bu topların isabetli atışları herkesin dillerinde dolaşıyordu. Tabii Venedikler düşündüler ki Osmanlı toplarının çapları da büyük, açacakları yara da çok büyük olur. Ona karşı Girne Kalesi'ni tahkim ettiler. Burada da Lefkoşa surlarında surları 4 metre kadar daha yükselttiler. Çepeçevre 12 kilometrelik suru çepeçevre yükselttiler. Bu izleri şimdi Burada Güney Kıbrıs'ta da birçok yerlerde o Çetin Kaya Kulübü'nün oralarda, spor kulübünün oralarda surlardaki ilaveleri görmek mümkün. Daha yüksek olsun, bir daha derinlemesine kalınlığı olsun, toplar yıkamasın diye. İşte bu Lefkoşa surlarındaki en müstahkem Magosa Kalesi'nin de böyle hakikaten ihtişamlı bir şekilde yapılmasının temelinde bu var. Tabii 1571'e kadar Osmanlı Venediklerin bu zulmüne sulh yoluyla çözüm aradı. Elçiler gönderdi, notalar gönderdi. Zaman zaman da Kıbrıs'a akınlar da yaptılar. Ama Kıbrıs'ı fethedici akın değildi bu. İkaz akınıydı. Yapmayın böyle komşuluk olmaz. Biz güneyimizden emin olmak istiyordu, istiyoruz diyordu 2. Selim Han. Ama bıçak kemiğe dayanınca da Sokullu Mehmet Paşa'nın bu sene olmasa daha iyi olur diye hafif bir direnmesine rağmen padişah olan 2. Selim Han efendim akrabası olan Sokullu Mehmet Paşa'ya rağmen Osmanlı'da akraba kayırmak yoktu ki efendim şimdi bakmayın öyle uyduruk şeylere. Kıbrıs seferine karar alınmasını emretti. Yani divanda görüşüldü. Öyle isteyen de vardı, böyle isteyen de vardı ama birinin sözü dinlenecek. Kimi ki dinlenecek? Padişah hangi dinlenecek? Oya koyacak değil ya efendim. Sorumluluk kimde? E padişah da. Elbette ki onun sözü hepsinin önünde olacak. Ve Selim Han bu sefere karar verdi. Biz maalesef onu işte Kıbrıs'ın şarapları meşhurdu da Kıbrıs'ı onun için almaya kalktı falan filan gibi. Durup durduğumuz yerde iftira ediyoruz. Sizlere programın başından beri saydığım şu yapılan zulümlere bir devletin başkanı olan padişahın razı olması mümkün mü efendim? Halkına zulmediliyor. Normal bir hac ibadetine gidemiyor. Ticaret gemileri çalışamıyor. Mısır'dan vergi getiren efendim çeşitli gemilere yollarda el konuyor. Elbette ki ben kendimi emniyette hissetmem lazım. Zaten Mısır alındıktan sonra Venedikliler 1520'den itibaren 1571'e kadar bu kötülükleri yapıyorlardı ama Mısır'a vermekte oldukları 10 bin dukalık veya bir rivayette 8 bin dukalık altını Osmanlı'ya Yavuz Sultan Selim Han'dan itibaren vermeye başladılar. Yani bir manada Venediklilerin Kıbrıs idaresi daha doğrusu Venedik İmparatorluğu vergiye bağlanmış oldu. O vergi veriliyor ama gene de kötülükten kalmıyordu. En son 50 kişilik bir haç deniz kafilesini zapt edip insanların esir aldıklarından itibaren artık Osmanlı buna karar vermeye mecbur oldu. Bu kararı verdi. Venedikli de 1567 yaptığı bu e, Magosa kapısı dahil diğer kapıları biraz daha tahkim edip artık Osmanlı'nın saldırısını beklemeye başladı. Buralar kolay düşmedi. Lala Mustafa Paşa zamanında en çok zayiat burada Magosa kapısının alınmasında verildi. Çünkü bu yüksek olan yerlerden gelen askerlerin üzerine kızgın yağlar, katranlar veya büyük taşlar yuvarlanmak suretiyle insanları sur dibine yanaştırmadılar. Böylece Kıbrıs Lala Mustafa Paşa'nın üstün gayretleriyle, ikinci Selim Han'ın da çok büyük destekleriyle Kıbrıs'taki Rum olsun, Müslüman olsun, Yahudi olsun, Katolik olsun. Bütün insanlar huzura kavuştular. Ve bu senelerce devam etti. 1571'den 1878'e Osmanlı Rus Harbi'ne kadar bu huzur ülkesi devam etti. Burada bugün hem Türk nüfus, hem Rum nüfus ve başka milletlerden insanlar da var. İngiliz de tabii bir koloni haline getirmiş burayı. Olmasının sebebi Osmanlı'nın buradaki insanlara insan muamelesi yapmasından, hoşgörüsünden dolayıydı. Şimdi girelim. Bu sur kapısı diyoruz ama aslında bir müstahkem mevki, asker barındırılan tabyalardan birisidir. Bu tabianın içinde sizlere içeride anlatmaya çalışacağım. Şimdi Magosa Kapısı dediğimiz askeri tabya olarak yapılmış yerin içerisine girdik. Ses biraz yankı yapıyor. Yan yana üç tane derin tonoz var. Bu tonozların en yüksek noktası 10 metreden fazla. Tabi burada binlerce asker tutulabiliyor idi. Ee, buradan girecek insanları engellemek için ve şehri korumak için bir manada askeri kışla idi. Şu anda Lefkoşa Belediyesi burasını bir ressam galerisi eee bu güney kısmındaki meşhur ressamlardan birisinin eserlerinin sergilendiği eee bir resim galerisi olarak kullanıyor. Yani bir kültür hizmetine tahsis etmiş eee askeri bir maksadın dışında yani. E, salonlarından birisini de bazı kültürel etkinliklerin toplantı, konferans salonu olarak düzenlemişler. Şimdi tabi Türk askerleri, Osmanlı askerleri yani buradan girerken çok zayiatlar verdiler. Bu surların civarında çoğu kimsenin isimsiz insanların kabirleri mutlaka vardır. Biz de öyle anıyoruz onları. Ve Osmanlı döneminde Kıbrıs'ın ikinci beylerbeyi olan Sinan Paşa o zaman padişah olan 3. Murat Han'a bir tezkere yazdı. Efendim dedi Kıbrıs şöyle 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 güzel bir yer. Ziraata müsait. Fakat bura halkının bir kısmı burayı terk ettiği Kimisi Mısır tarafına göç etti. Kimisi Venedik tarafına göç etti. Dolayısıyla insanların ekonomik ve sosyal hayatında gidikler açıldı. Çarşılarda dükkanlar kapalı. Tezgahlar açık değil. İnsanların da sanatkara ihtiyacı var efendim. Elbise diktireceksiniz. Ekmek alacaksınız. Evet, ekmekler belki o zamanlar evlerde yapılıyordu ama buna benzer kapı pencereyi yapacak bir marangoz bulamıyorsunuz. 12 bin aile Kıbrıs'a getirildi ve iskan edildi. Peki Sinan Paşa'nın bu iskanı nasıl oldu? Onu bundan sonraki bir e, Güney Kıbrıs programımızda sizlere Sinan Paşa'nın iskanında nelere riayet ettiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi inşallah bu e, Magosa Kapısı'ndaki programımızı süremizin artık sonuna geldik. Burada noktalıyoruz. Güney Kıbrıs'taki yeni yerlerde buluşmak üzere. Efendim Hala Sultan'ı inşallah vereceğiz. Bu programları kaçırmayın. İnşallah gün gelecek. Hala Sultan'ı Hala Sultan'ı ziyarete Türkiye'den büyük kafileler gelecek. İyi dikkat dinlerseniz o programları takip ederseniz Güney Kıbrıs programlarımızı takip ederseniz ben bunun ilerisinde çok güzel güzel müjdeli haberlere hep beraber kavuşacağımızı ümit ederek programı kapatıyorum. Hoşçakalınız efendim.